Ben 7 sene önce ilk defa saç ektirdim. Evet. Ben 2007 yılında bir 35 kilo kadar verdim. Çok şişmandım. Saçlarım gitti. Çünkü çok kötü bir şekilde verdim. 6 ayda böyle hızlı hızlı yemeye falan filan vitaminsizlikten ya da kalıtsal bir şey durum da var. Ama babamın saçları var mesela. Anne tarafı, dayı vesaire falan, onlarda nasıl? Onlarda da var saç. Bir tek dedelerde yok. Babamın babasında ve annemin babasında yok. Herhalde onlara çektim. Ondan sonracığıma ilk ekim olduğunda daha işin başındaydı bu işler. Yani daha yeni çıkmıştı saç ekim. Özellikle fuaye tekniği çok iyi. Evet, teker teker alınma. Doğru, evet. O ilk uygulamalardan biri benimki herhalde. Oldu fakat şeyden kurtulamadım, topikten. Yani sürekli daha gül gözüksün diye saçım, onu ekmek zorundayım böyle. Belki operasyondan sonra arzu edilen sıklığa kavuşmuşsunuzdur. Aradan geçen birkaç yılda mevcut saçlarınızı kaybedip hala sizi rahatsız edecek bir seyrekliğe kavuşmuştur saçlarınız. Topiği aslında o yüzden değil. Arzu ettim. Yani olarak. Operasyondan sonra da tam istediğim gibi. Hemen. Çünkü benim işim şey olduğu için, yani ışıklar altında olduğum için, yani çok sahneye doğru çıkıyorum ve koca spot kafama vuruyor. Yani o yüzden bütün saç köklerim gözüküyor. Gerçekten senin saçın gibi olması lazım ki normal saçı var bu çocuğun demeleri lazım. Evet. Çok bir farkı öyle yok zaten ikimizin. Yok, var aslında. Yani şöyle gözüküyor insanlar ama ışık vurması lazım. Doğru. Şöyle birkaç saat sonra hiçbir farkı kalmayacak ikimizin. Ha evet, aynen. En azından buradan çıkarken. Doğru. Birkaç saat sonra evet, aynen. Doğru. Birbirine çok benziyor olacak. Birkaç saat mi sürüyor? Eskiden bayağı uzun. Hala 5 saat civarında falan sürecek sizin operasyonunuz ama çok konforlu bir 5 saat. Yani arada arkadaşlar çok böyle canım çay istedi, bir 5 dakika çay molası verebilir miyiz diyebilirsin. İkramımız olur, orada yemek yiyebiliriz beraber, acıktım dersin. 5 saat yatıp baştan sona hiç kalkmadan operasyon olacağımız 5 saat değil, konforlu bir 5 saat. Çok muhtemelen çıktığımızda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksın. 7 yıl önce yaptırdığın yöntemle aslında şimdiki yöntemin arasında teknik olarak bir fark yok. Fue yöntemi her ikisi de. Ama kullanılan ekipmanlarda gelişmeler var. Muhtemelen sende kullanılan o punchlar ilk dönem daha kalın punchlardır. Şimdikiler çok daha ince. Punch dediğin kanalları açan şey mi? Henüz değil, saçları alan şey. Saçları alan. Evet. Kanalları açarken de eskiden slipler kullanırken artık safir uçlar kullanılmaya başladı. Teknik aynı ama kullanılan materyaller hem başarıyı hem operasyonun konforunu çok değiştirdi. Çıktığımızda çok rahat edeceksin. Muhtemelen birkaç gün, ilk operasyonda birkaç gün huzursuz olmuş olabilirsin. İşte küçük şişliklerin olmuş olabilir falan. Küçük olmadı işte. Böyle bir şerit vardı. Evet. Buraya böyle bant takılıyor ya. Evet. O bantı bir çıkarttık. Biz çıkartılmamız gereken süreden doğru sonra. O yukarıdaki ödemli indi aşağıya. Evet. Böyle mosmor gözler. Böyle boksör gibi. Yok yani. Yok, hiç öyle olmayacak yani. Ha, öyle bir şey yok. Morluklar yok, şişlikler yok. Hatta bant bile yok. Bant bile yok. Evet. Oo, süper ya. Bayağı artık yani zaten bir tek o şey vardı benim aklıma takılan. O da gittiyse. Yok yok hiç. Çok rahat. Şöyle oldu yani sosyal ortama ne zaman girelim sorusunun cevabı, bugün operasyonu yapıyoruz. Mümkünse yarın dinlenin. Ertesi gün sosyal hayatınıza geri dönebilirsiniz. Elbette oradaki operasyon izlerini falan saklama ihtiyacınız varsa kafanıza bir şapka vesaire giyerek İkinci günden itibaren bütün sosyal aktiviteler yapabilirsiniz. Yüzünüzde hiçbir şey olmayacak yani. Ha, şişmiş falan. Küçük kızarıklıklar, saç bölgesindeki küçük kabuklar ve kızarıklıklar da bir hafta, maksimum 10 gün sonra yoklar artık. Şapka takmayacağım. Yani oraya değil, bir şey değil. Biz bir şapka vereceğiz çıkarken. Nasıl takacağını tarif ederek vereceğiz şapkayı. Tamam. Bu beyzbolcu şapkaları vardır ya, onu böyle komple geçiririz, ucunu eğeriz falan. Hı hı, aynen. Bunları yapmayacağız. Yani temas ettirmeyeceğiz taktığımız şapkayı. Kışın şapka giyeriz, bere böyle takarız. Öyle değer. Şeyler. Böyle şeyler yok. Ama zaten Allah'tan biz bir şapka vereceğiz. Evet, evet, aynen. Bizim verdiğimiz şapkayı tarif ettiğim şekilde. Planlamayı yaparken aniden de bir taraftan böyle bakarak hemfikir olalım, ortak bir faydada buluşalım. Anlattığın şeyi şimdi çok daha net anladım. Yani muhtemelen ışıklarla beraber şuraların diplerini çok daha fazla görüyorsun. Bununla santimetre karedeki saç sayını sayıyoruz ama ben gözümle baktığımda da şuraların anlamlı bir sıklıkta olduğunu görüyorum. Yani asıl problemi muhtemelen şu alanın ön tarafında yaşıyorsun. Sonradan bununla ilgili çıktıları yine sana vereceğim. Santimetre karedeki saç sayınla ilgili şeyleri. Vallahi bu işe en çok annem sevinecek. Şimdi bu uygulama sırasında saçlar kesiliyor ya. Evet. Nefret ediyordu bu modelden. Şu an kullandığım. Birkaç dakika önce onu soracaktım, biliyor musun? Yani operasyondan sonra saçlarını daha kısa kullanmak ister misin diye soracaktım. Muhtemelen annen en çok aynen benim rahmet edecekti. Bir süre kısa kullanacağım mecburen ama evet, sonra saçlarım olacağı için o saçları uzun uzun görmek istiyorum. Hı-hı. Peki uygulama yaptırabiliyor muyum? Diyelim ki yani saçın rengini değiştirmek istedim. İstediğin her şeyi yaptırabilirsin. Bu senin kendi doğal orijinal saçın. Yani yerini değiştiriyoruz aslında yaptığımız operasyonla. Burada sayıca fazla olan saçları
buranın yapısını ve görüntüsünü bozmadan alıp eksik olduğunu düşündüğümüz başka bir yere naklediyoruz. Hala senin saçın. Buradayken boy atabiliyorsan ve kestirebiliyorsan yeni yerinde de aynı şeyi yapabilirsin. Muhtemelen saç dökülmen de yavaşlamıştır ya da durmuştur. Tabii artık çünkü 35'i çoktan 39 oldum. Doğru. Geçti. Hala şöyle, 40'lı yaşlarından sonra bile saçı dökülen insanlar elbette varlar. Ama biz artık bu operasyondan sonra yavaşlamış olsa bile bakmaya devam edeceğiz saçlarına. Belki birkaç seans böyle PRP yaparız ve vitaminlerle vesaire destekleyeceğiz. Şu işe yarıyor, hem ektiğimiz saçların çıkarkenki kalitesini çok olumlu etkiliyor bu yapacağımız şeyler, hem de mevcut saçlarını çok daha iyi ve anlamlı koruyor. Ense bölgende gayet iyi görünüyor. Şu ön tarafa yapacağımız bir sıklaştırma operasyonuyla 4 saat sonra, 5 saat sonra artık ikimizin saçlarının arasında hiçbir fark yok. Hadi canım, o kadar da olmaz herhalde. Aynen öyle. Olur mu? Olur olur. Süper. Harika olur. Geçti. Bu benim ikinci seferimdi. Gayet harika bir ekiple çalıştı. Harika bir ekip çalıştı. Çok güzel muhabbet ettik uzun uzun. Dinlendim yani. Önümüzdeki 10 günde dinleneceğim. Bence sonuç güzel olacak. Gayet belli şu andan. Bütün kökler gözüküyor. Siz görüyorsunuzdur. Ben çok memnun kalacağıma eminim yani. Daha önceleri en büyük problemim sahne ışıklarının altında seyrek gözükmesiydi saçımın. O yüzden bu ikinci operasyon gerçekleşti. Artık sahneye çıkmadan önce topik kullanmak zorunda kalmayacağım. Yani saçımı bir şekilde daha gür göstermeye çalışan herhangi bir işlem yapmak zorunda kalmayacağım diye. Şimdiden çok mutluyum yani. Bu çok büyük bir rahatlık getirecek benim hayatıma. Beni izlemeye devam edin. Normal ki ılık biraz sıcak gelebilir ilk başta. O yüzden şöyle. Biraz daha soğuğa yakın bir ılık. Bence losyonu akıtıyoruz. Hiç dokunmadan. Dokunacağım biraz sonra ama yine nasıl? Bas çeklerle. Ha, bas çeklerle. Aha, yine bas çeklerle. Yanları sıvazlayabiliyoruz demiştik. Tamam. Geldim. İlk yıkamam yapıldı. Gayet mutluyum. 3 gün oldu. 3. gün evet bugün. Gayet rahat geçti. Hiç sıkıntılı bir durum olmadı. Ben ilk ekmemde bayağı sıkıntı yaşamıştım. Ödem olmuştu, her yerim morarmıştı. Bu sefer hiç böyle bir şey olmadı. Rahat rahat yattım evde, kitabımı okudum. Güzel güzel şimdi gideceğim, dinlenmeye devam edeceğim. Yani çok keyifli geçiyor süreç. Hiçbir sıkıntı yok.